Bazen akşamüstünüzü geçirmek için sahile gitmek harika bir fikir olabilir. Ama bu fikirle birlikte iyisini kötüsünü kabul etmeniz gerekir. Eğer sık sık sahile gidiyorsanız karaya çok fazla çöp vurduğunu biliyorsunuzdur. Bazen bu şeyler olağan yosunlar arasında olurlar. Bu yüzden gelgitler arasında garip şeyler de karaya vuruyor olabilir. İnanılmaz komik bir olaya tanık olmak ister miydiniz? O zaman kendinizi sahile gitmiş bu insanların yerine koyun. İşte karşınızda karaya vurmuş en tuhaf yedi şey. 7. Tarih öncesi köpek balığı dişi. Güney Carolina'daki Myrtle plajı favori turist destinasyonlarından birisidir. Ve kilometrelerce uzunluktaki plaj her sene yüz binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapar. Bir gün 7 yaşındaki Foster Fraser sahilde başıboş dolaşmak istemiyordu. Köpek balıklarıyla ilgili her şeye çok ilgisi olan çocuk nehir yatağını kazarak diş arıyordu. Bu arayışı sırasındaysa bir deniz biyoloğunu adeta kıskançlıktan çatlatacak bir şey buldu. Yumruğundan bile büyük, yaklaşık 12-13 cm uzunluğunda olan ve bir zamanlar 15 metre uzunluğunda megalodon türünde bir köpek balığına ait olan bir diş. Bu türün tam 2,5 milyon yıl önce nesli tükenmiş. Foster'ın ebeveynleri ilk önce dişin kumla kaplı bir taş olduğunu düşünmüşler. Ama yapılan araştırmalar onları da şaşkına çevirmiş. Foster tesadüfen profesyonel denizaltı fosil avcılarının bile gözünden kaçan bir şeye rast gelmiş. Daha da tuhaf olan şey çocuğun daha önce ailesine bir gün kesinlikle böyle bir diş bulabileceğini ve Tanrı'nın ona nerede bulması gerektiğini söyleyeceğini anlatıyormuş. Yani ya Foster çok şanslı bir tahminle bulundu ya da Tanrı'yla doğrudan bir iletişimi var. 6. Kocaman bir odun. Pasifik kuzeybatı sahilleri odunlara çok da yabancı sayılmazlar. Güçlü rüzgarlar denizin yükselmesiyle birleşince sık sık odunlar yüksek noktalardan sahilleri sürükleniyorlar. Ama 2010 yılında normal boyutlardan çok daha büyük bir odun karaya vurdu. Hatta bir odundan çok ormanların derinliklerinde bulunan adeta bir canavar bir ağacın gövdesiydi. Odunun boyutları ölçülmemiş ama videoda gördüğümüz 1.82 boyundaki kadın resmen odunun yanında cüce kalmış. Ayağı dikilseydi yaklaşık 61 metre civarında olacağı bekleniyor. Bu devasa ağacı yerinden koparabilmek için ne kadar güçlü bir rüzgarın olması gerektiğini hayal etmek zor. Rüzgar ağacı kökünden kopararak onu nehirde sürüklemiş ve sonra da karaya vurmasına neden olmuş. Ama belki duymuşsunuzdur, kuzeybatının hava şartları manyakçadır. Bu durumda onun bir tuhaf örneği. 5. Devasa bir mürekkep balığı. Yüzyıllar boyunca devasa mürekkep balığı sadece bir efsaneydi. İlk olarak 2000 yıl önce anılmaya başladı ve denizciler arasında oldukça popüler olan Kraken efsanesinin de bir parçasıydı. İlk örnekleri 1800'lü yıllarda görülmeye başlandı ama yaşayan ilk örnek 2004 yılında ele geçirildi. Kıyıya vurma ihtimalleri çok nadirdir. Bu yüzden 2013 yılının sonbaharında bir İspanyol köyü olan Cantabria'nın sakinleri sahillerine 9 metrelik bir canavarın vurduğunu gördüklerinde şok olmuşlar. Garip bir şekilde sualtı fotoğrafçısı Enrique Tieto oradaymış ve muhtemelen karada görmeyi hayal bile edemeyeceği bu hayvanın fotoğraflarını çekme şansı olmuş. 180 kiloluk hayvan şehrin deniz müzesine götürülerek senelerce insanları korkutmuş. 4. 70 bin dolar değerinde balina kusmuğu. Middleton Sand sahilinde yürüyüşe çıkan bir İngiliz çift, Nisan 2016'da alışılmadık, kokan ve karlı bir keşif yapmışlar. Buldukları şey ilk başta tuhaf bir beyaz taş gibi görünse de Gary ve Angela Williams görür görmez onun ne olduğunu anlamışlar. Buldukları şey koca bir amber topağıymış. Bu da aslında balina kusmuğu anlamına geliyor. Gary kokunun çiftlik gübresine benzediğini söylemiş ama işin garip kısmı bu madde parfüm endüstrisi tarafından çokça istenen bir madde. Oldukça da pahalı. Hasta olduklarında sindirim sistemlerinden bir şey salgılayan ispermeçit balinası sayesinde ortaya çıkıyorlar. Bu madde kurutulduğundaysa tuhaf kötü kokusu çok daha toprağımsı bir kokuya dönüşüyor ve parfümlerde kullanılıyor. Williams'ların keşfettiği bu maddenin 50 bin pound ya da 70 bin dolar civarında bir değeri olduğu söyleniyor. Bu kadar büyük bir meblağ kazanmak için en kokulu yol ama eminiz şikayet etmiyorlardır. 3. Duba bombası. Wales'lı Kelly Gravel, 2015 yılında sahilde gittiklerinde karşılaştıkları manzaraya ailesinin çok şaşırdığını söylüyor. Büyük bir metal top baştan aşağıya kıskaçlarla kaplıydı. Onlar da bu topu arada bir bölgeyi temizleyen kişiye götürmüşler. Çocukları bu topla oynarken onların fotoğraflarını çekip sosyal medyaya yüklemişler ve konu kapanmış. Ta ki arkadaşlarından birisi buldukları şeyin ne olduğunu açıklayana kadar. Pembrey ilçe parkı resmi hesaplarında buldukları şeyin bir Amerikan ordusu hazinesi olduğunu açıklamışlar. Hatta hala aktif olabilecek iki era patlayıcısının da içinde olduğunu söylemişler. Gravel ailesi bu haberi duyunca şaşkına dönmüşler. Çocukları bir süredir resmen bir bombayla oynuyormuş. Buldukları şey bir bomba timi tarafından kontrollü bir şekilde imha edilirken bunu izlemeye gitmişler. Yetkililerin buldukları şeyin bomba olduğunu fark etmesi bulunduğu zamandan yaklaşık 5 gün sonra gerçekleşti. Bunu düşününce her şey çok daha kötü olabilirdi. 2. Bir deniz yaratığı iskeleti. Devasa mürekkep balıkları var, evet.
2011 yılında Aberdeen'li bir çift sahilde yürürken omurgalı bir deniz yaratığının iskeletini bulmuşlar. 9 metre uzunluğundaki hayvanın el değmemiş bir kuyruğu, kafatası ve dişleri vardı. Görünüşü her ne kadar tarih öncesi dönemi andırsa da ne olduğu çok uzun süre anlaşılamamış. Bazı insanlar pilot balina türünün çürümüş iskeletinin bir parçası olduğunu, bazı insanlarsa tam tersi bir şekilde tarih öncesi dönemde yaşamış bir deniz sürüngeni türü olduğunu savunuyormuş. Gerçekse ikisinin tam ortasındaymış. Sonuç olarak bilimin henüz keşfedemediği büyük deniz canlıları olması çok olası. Ama şurası kesin ki onları okyanusta canlı göreceğinize sahilde ölü biçimde görmeyi hepiniz tercih edersiniz. 1. Büyük kar topları. Muhtemelen Sibirya gibi donmuş bir yeri sahillerle ilişkilendiremiyorsunuzdur. Ama aslında orada sahiller var. Sadece güneşlenmek için gitmeyi tercih edeceğiniz yerler değiller. Kumlu sahilleri buzlu ve karlı halleriyle görmek biraz garip. Ama Obi Körfezi'nin yakınlarındaki bir köyde tuhaf bir şey oldu. Birden kar topları ortaya çıktı. Hem de binlercesi. Kar topları sahili yaklaşık 17 kilometre uzunluğundaki alana yayılmıştı ve köylüler tarafından yıllık kar topu savaşları içinde hazırlanmamışlardı. Arktik ve Antarktik Araştırma Enstitüsü'ne göre doğal yollarla dolmuş iri parçalara dönüşmüşler ve rüzgarın etkisiyle sahil boyunca uzun bir alana yayılmışlar. Büyüklükleri de tenis topundan bir Whopper sandviç boyutuna kadar çıkıyor. Kimse bu alışılmadık durumun gerçekleşmesi için nasıl mükemmel bir şeyin ortaya çıkması gerektiğini bilemiyor. Ama sıklıkla olabilecek bir durum değil. Köylülerden birinin söylediğine göre hayatı boyunca burada yaşamış olan köylüler bile böyle bir şeyi daha önce görmemişler.